Filmleri ve düşünceleriyle ulusal sinema akımının öncülüğünü yapan ve Türkiye sinemasının kendine özgü bir kimlik geliştirmesi noktasında büyük çabalar sarf eden usta yönetmen Halit Refi, Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında anlamlı bir etkinlikte anıldı. Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde bulunan Avşar Sinemalarında Karılar Koğuşu ve Teyzem filmlerinin gösteriminin ardından Halit Refi'nin anıldığı panele Refi'nin eşi Gülper Refi, yakın dostu usta oyuncu Hülya Koçyiğitli, senarist ve yönetmen Ümit Ünal konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü üstlenen festival direktörü Suat Köçer, inandıklarının bedelini ödemiş özel bir sinemacıyı konuşmak için bir araya geldiklerini belirtti. Çekinmemiş, tereddüt etmemiş, son derece yenilikçi, son derece derinlikli ve son derece cesur bir yönetmenin hatırasını konuşmak, filmleri üzerine konuşmak için buradayız. Şimdi Türkiye'nin en kadim değerlerine, kodlarına büyük bir saygıyla, büyük bir sadakatle bağlı bir sinemacı Halit Refi. Çok önemli bir yol, önemli bir kilometre taşı, önemli bir ilham kaynağı Halit Refi. Hem sinemaya bakışı açısından hem de savunduğu değerler açısından benim için de çok özel bir isim. Bu cümlelerin işte sonu gelmez, bu uzar gider, çok şey söylemek lazım Halit Refi üzerine ama benden çok daha fazla bu konuda söz hakkı olan çok değerli misafirlerim var bugün burada. Ben onları sahneye davet etmek istiyorum. Öncelikle Teyzem filminde kendisiyle çalışan, Teyzem filminin senaryosunu yazan ve sinemamıza yenilikçi filmlerle devam eden, macerasına devam eden katkılarda bulunan özel bir yönetmen benim açımdan. Panelde ilk sözü alan Halit Refi'nin eşi Gülper Refi, eşini ruhu kirlenmemiş özel bir insan olarak tanımlayarak daha 21 yaşındayken yönetmen olmaya karar veren Halit Refi'nin düşüncelerini toplumla paylaşmak için büyük bir arzu duyduğunu belirtti. Her neyse, eşimle ilk yönetmenlik yapmaya başladığı zaman da işte 10. yılı mıymış neymiş 20. yılı mı? Şimdi niye yönetmen oldunuz diyorlar. Ben diyor, düşüncelerimi toplumumla paylaşmak için çok güçlü bir arzu duyuyorum diyor. Daha o zamanlar 20-21 yaşlarında. Zaten Gurbet Kuşları'nı çekerken de 28 yaşında. Halit Refi'nin Karılar Koğuşu filminde oynadığı Tözey rolüyle 27. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülü kazanan Hülya Koçyiğit ise Halit Refi sayesinde oyunculuk hayatının en farklı rolünü oynadığını söyledi. Gülper Hanım'la randevulaştık, onunla da görüşeceğiz diye. Onun için Suat'ın Halit Refi ile ilgili duygularını çok iyi biliyorum. Hassasiyetini çok iyi biliyorum. Özellikle ilk böylesine önemli bir sorumluluk aldığı zaman Halit abi yanında olsun istedi onu. Dediğin gibi öylesine saygıdeğer bir insandı ki, öylesine can bir insandı ki, öylesine çocuk saflığında tertemiz, pırıl pırıl, sadece seven, sevdiğine her türlü özveride bulunabileceğini ifade eden, yüzünün ifadesi bile hep güler yüzle insanlara bakan, umutla bakan, sevgiyle bakan ve inanan, çok inanan. Bir de ben okulda böyle çok deneysel. Panel sonunda Malatya Park AVM Genel Müdürü Yılmaz Arslan tarafından konuklara kayısı hediye edildi.